Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Yaren Hanım hala uyuyor. Saat bayağı bir geç oldu. 11 oldu. Gece uyumadığı için bu saate kaldı. Tekrardan daldı. Ben de ortalığımı toparladım. Hava yine kapalı. Süpürgeyi ortaya çıkardım ama açmadım uyanmasın diye. Mutfak tarafta pek işim yok. Şu ışığı açalım da öyle konuşalım. Dediğim gibi mutfağımda pek işim yok. Akşamdan zaten temizlemiştim. Camı açtım havalansın. Odada açamıyorum, Yaren yatıyor. Burada yine akşam Şahin su torbası yapmıştı ki bundan sonraki gecelerde büyük bir ihtimal her gün bununla yatacak. Şimdi bunu boşaltayım. Burada bir şey yok. Dün gece çay demlemiştik Şahin'le. Onu dökerim. Çaydanlığı yıkarım. Bu da hala bitmek bilmedi. İki tane kaldı. Onu Yaren yer. Hava kapalı. Büyük bir ihtimal yağmur yağacak. Annem kahvaltıya çağırdı. Ama Yaren'i bırakıp şu an gidemiyorum. Uyanmasını bekliyorum. Bazen çünkü uyanıp beni göremeyince ağlıyor. Ama büyük ihtimal şimdi birazdan uyanır zaten. Evet, Yaren Hanım saat 4'te uyandı. 7'ye kadar oturdu, uyumadı. Ama ağlayarak uyandı büyük bir ihtimal. Kabusunu gördü bir şey. Çünkü ağlayarak uyandı. Babasına sarıldı. Ondan sonra uykusu zaten kaçtı. 7'ye kadar oturdu. Telefonla şey yapıyordu. Ama 7'de de anne beni sallar mısın deyince salladım. Uyudu. Ve bu saat oldu. Daha uyanamadı çocuğum. Ben de bir saat önce zaten kalktım. Yaren yatıyordu. Şey yapmayayım, nasılsa ses yapamayacağım falan. Öyle kalktım, buraları toparladım. Süpürgemi çıkardım. Şu bambumu görüyor musunuz? Almıştık ya geçen. Almıştım daha doğrusu. Bakın ne kadar uzadılar. Burası da, burası da. Şu kocaman oldu. Hatta düşünüyorum şey mi yapsam diye. A101'den yine birkaç tane bambu alıp bunları ayırsam mı diye. Mesela burada şu an 10 tane var. Mesela birkaç tane daha alıp yarı yarıya bölüp nasıl düşünüyorsunuz? Çünkü ben çok seviyorum bunları ya. Evimin böyle yeşil olmasına gerçekten bayılıyorum. Belki sevmeyenleri vardır aranızda ama ben çok severim. Hatta bunu da şuraya aldım. Buradaki hani şu var ya, o normalde sıcağı hiç sevmez. Buraya da klimanın sıcağı vurduğu için onu tekrar oraya aldım. Bu minnoşumu da buraya getirdim. Şimdi Şahin yine üstümüze kilitlemiş. Bazen çünkü Yaren uyanıp direkt dışarı çıkabiliyor. Evet. Dışarısı çamaşırlarım dünden kalma toplanacak, katlanacak. Güneş sıfır yok. Annem patates falan kızartacağım dedi. Mutlaka gelin ama yarım saat sonra gelirsiniz dedi. Bunu 10.30'da demişti. Şu an saat 11 oldu. Yarım saat geçti. Birazdan tekrar arar annem. Ama Yaren Hanım hala uyuyor. Nasıl yapacağız? Hava buz. Hiç sevmem. Uykulu hava. Öyle yani. Buraları zaten dün göstermiştim. Buraları da Allah'tan ki, gerçi yağmur yağdıktan sonra kediler burada yürüdüğü zaman belli oluyor. Onun dışında belli olmuyor zaten. Öyle. Şimdi geçelim evimize. Yaren Hanım'ı uyandırsam mı diye düşünüyorum, yoksa kendisi mi uyanır? Kim mesaj attı bize? Ne yapsam ki sizce? Uyandırsam mı? Buraları da hep topladım ama süpürülmesi gerekiyor. Neyse, biraz daha bekleyeyim. Annemi de arayayım da söyleyeyim. Yazık, annem geldi bir daha ama maalesef Yaren hala uyuyor. Bu arada yağmur başladı. Ve bugün büyük bir ihtimal bütün gün böyle olacak. Bakın. Masayı hazırladım, her şeyi hazırladım. Niye gelmedin dedi. Dedim vallahi yatıyor. Neyse, sobasını da yakmış. Yaren uyansın, gideriz artık.
Evet. Yağmurcuk. Bakın. Kara kara bulutlar. Ay çok soğuk. Çamaşırları alıp götüreyim diye sobanın oraya asayım. Orada güzel kurular dedi ama gerçi bir şey yokmuş. Nemliymiş. Klimanın altına atarsam zaten hemen kurur. Yok dedim, zaten benim burada yağmur görmüyor. Annemin mesela çamaşırları hep yağmur görüyor. Islanıyor yağmur, yani yağdığı zaman. Benim öyle bir sıkıntım olmadığı için. Vallahi hemen klimayı açtım. Birazdan da o nevresimlerimi getirip kapıların üstüne atarım. Orayı da tam kapatmadım ama biraz daha açık bıraktım. İyice şey olsun. Şimdi bakın, ışığı kapattığım zaman tam böyle uyku havası. Ay. Yatacaksın şuraya ve bütün gün uyuyacaksın. Benim kızım ne yapıyor? Ben de oturayım da bari birilerini izleyeyim. Ne yapayım? Niger vlog atmıştı, onu izleyeyim. Yoksa ki bugün böyle geçmez. Günaydın. Günaydın Pamuk. Sen korktun mu anne gitti diye? Sen korktun mu? Ha? Gel. Gel kahvaltıya gidelim hadi. Hadi elini yüzünü yıkayalım, kendimize gelelim. Teyze hoşları. Ne oldu? Yare. Hadi hadi hadi, ıslandık. Hadi bakalım. Hadi. Yok ben gitmeyeceğim, yok ben evde kalacağım. Sen de evde kal. Limoncuklar, banyo mu yapıyorsunuz? İstemiyorum, evde kalalım. Hatta cebimi meyveli yoğurtlarla doldurdum ki sırf gelsin. Şöyle. Patates kızartmış diyorum, yok yiyemeyeceğim. Yumurta yapmış, yok yiyemeyeceğim. Çay var, yok içmeyeceğim. O yüzden ben de bunları aldım. Bunları seviyorum. Bak oradan kayarsın, yavaş. Hadi 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 hadi, ıslandık. Hop pijama. Koş 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 koş. Ana koş. Koş. Gel. Hadi. Nereye gidiyorsun? Ay kimdir bu Jack? Gel hadi. Hadi gel, yağmur yağdı, gel. Gel. Hadi anneciğim. Hadi gel. Gel 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 gel. Gelmeyeceksin. Tamam ben o zaman giriyorum. Sen kal yağmurun altında. Ben giriyorum vallahi. Gel. Al gel yoğurtlarını al gel. Hadi. Anne mi geldiler? Ne? Ben hiç yemek yemeyeceğim. Yeme yeme, sen yeme. Tamam? Sen yeme. Çay da içme. Yemek de yeme. Sen aç otur, ben yerim. Tamam? Oldu mu? Hadi gel ayağım. Ben yerde oturacağım. Tamam. Tamam mı? Çıkar ayağını. Hadi kaldır. Ya. Şey mi? Şey mi acaba? Kız ne? Kaça veriyle? 100 bir şey. 100? 100, 170 diyor ya. Ağırlığı, ne dava 175 ise? Ağırlığına bağlı canım. Etmiyor, ağırlığına bakmıyor. Ağırlığına bakıyorlar. Nasıl? Tanesi tabii canım. Ağırlığı ne kadarsa o kadar şey yaparlar. Sanki yağmur değil de kar yağıyormuş diyor. Bakar mısınız? Şimdi yukarıya çıktım. Yaren'in montuna bakacağım. Nerede olduğuna. Ay yapraklar da dökülmüş. Bakın sanki böyle ufaktan kar yağıyor. Zaten bugün yağmurdan sonra şu tepe iyice bayağı bir aşağıya kadar kar olur. Ama çok soğuk. Of. Yazın şurası çok güzel oluyor. Yemyeşil ama şimdi sararmış. Gidelim bakalım. Ha bu arada şurası da direkt ana yol. Benim evim hemen kolay zaten bulunuyor. Bakın şu arabanın girdiği yer ana yol. Dümdüz geliyorsun bizim ev. Şimdi gidelim bakalım çünkü üşüdüm. Annem bayağı bir kuru üzüm kurutmuş. Şöyle bakın.
kocaman kocaman şöyle sermiş böyle yatağın üstüne. Bir de bu tarafta da var. Burada da biraz nane toplamış ve burada da yufka yapmıştı. Şöyle bayağı bir var. Onu da kapatmış ağzını. Bakın iri iri. Neyse bir tane alalım bakalım. Geldik savaşın ortasına. Kim derdi ki ben bu odayı yerleştirmiştim. Yaren'i getirmedim. Eline telefonu verdim. Şimdi gelirse şimdi bütün oyuncakları aşağı indirmek isteyecek. Aslında bir gün oyuncaklar da ayıklanacak. Tabii ki ben şimdi niye geldim? Yaren'in montuna bakmaya geldim. Ay yesin annesini ya. Şunun şapkalarına bakar mısınız? Yaren'in küçüklüğünü. Geçen Ezel'e şapkalar götürmek için almıştım. Bakın Uğur Böcekli. Siz şu ayakkabılarına bakın. Şurada da şöyle patikler. Ha, bu arada bu daha olur ya. Götüreyim bunu. Şöyle eldivenleri. Ayakkabıları. Maşası bile varmış kızım. Neyse. Ay şu bir zamanlar Yaren'e büyük oluyordu düşünün. Ama şimdi koca kafaya sığmaz. Neyse bunu alalım bu olur. Burada da şöyle dediğim gibi burayı da bir gün ayarlamam lazım. Şöyle bir battaniyesi falan var. Hastane çıkışıydı bu. Bakalım. Şapkalar. Çocuğun montunu nereye koydum hiç bilmiyorum ya. Birisine mi verdim acaba? Neyse ben buraları biraz bir kurcalayayım da. Ondan sonra bakalım neyi nerededir. Şurada olabilir mi? Burada biraz elbiselerimi falan getirdim. Bu arada eski süpürgeyi ne yaptın diye soranlar vardı. Eski süpürgem burada. Burada duruyor. Başlıkları her şeyi burada. Burada yani. Şimdi ben şöyle bir bakayım. Neyin neresindedir nedir. Ondan sonra cığıma ne bulacaksak burada. Bakar mısınız? Şöyle göstereyim mi? Bir ton. Başka? Dede. Vlog çekiyormuş. Kız araba. O neymiş? Bu da. Başka? Bu harika değil. Saat 12:30 oldu. Eve geldik. Evet. Yaren'in montunu bulamadım. Ne yaptıysam. Gerçi o karmaşıkta pek bir şey bulacak gibi değil ama. Hayır. Şurada burada bu otoban. Evet o yeleğin anneciğim. Şimdi yukarıdan Yaren'e şöyle Bursa'dan almıştım ama biraz büyüktü. Neyse bu en azından küçük yani diğerlerinin içlerinde. Şöyle atletli, şortlu. Bunu indirdim. Ondan sonra cıma şöyle kışlık pijamamı indirdim. Bir de pijamamın altını indirmişim ama üstünü bu da benim. İndirmemişim. Şimdi onu da bu indirdim. Bu da benim. Evet hepsi senin. Tamam. Bunlar da giyer. Diğerlerine baktım. 4 takım almıştım ama diğerleri çok büyük. En küçüğü bu. Hatta şu iç çamaşırı bile büyük ama neyse. Çünkü dar sevmiyor. Sürekli çekiştiriyor. Yani çekip duruyor. Bu biraz şey olur. O pijamam anneciğim. Annenin pijaması. Sen yeleğini niye yere attın? Şimdi yağmur yağıyor. Koşarak eve geldik. Kahvaltımızı yaptık. Biraz daha oturdum. Dediğim gibi saat 12:30 oldum. Şimdi bir soluklanacağım. Ondan sonra kalkıp. Bak teyzoşlar ne demişler biliyor musun? Demişler ki Yaren'i böyle bırak bütün gün konuşsun. Demişler. Bu ne? Yaren'i bugün yıkayacağım. 3 gün oldu yıkamadım. Öyle biraz soluklanayım. Ondan sonra kalkıp evi süpüreceğim. Başka ne yaparız? Belki bugün yine bir tavuk çorbası yaparım. Yaren sevmişti. Bakayım ama tavuğum varsa. Gitti gelin. Ha? Bak bunları vuruyoruz şimdi. Tamam. Gitti gene dolabı boşalacak.
Elbiseleri o kadar küçülmüş ki geçen sene çok biri güzel alıyordu. Boşaltma kızım. Ama kedisi var, yedi var. Tamam da boşaltmasana. Annemin evi çok sıcaktı. Soba yanıyor ya. Sobanın yani sobanın neyini seviyorum biliyor musunuz? Böyle çok güzel sıcak ama sadece bir oda sıcak. Mesela yukarıya çıktım dondum. Yarım saat montunu falan aradım yarın. Üşüdüm. Niye açtım bir tane? Yani sadece bir odayı ısıtıyor. O da sevmiyorum. Normalde güzel ama mesela mutfağına geçiyorsun annemin soğuk. Odalara geçiyorsun soğuk. Sadece salonu işte. Şimdi bütün şeyi boşaltacak. Tamam. Getir göster teyzeleri. Neyin var? Geri bu bol. O ne? Siyah don. Siyah don. Tamam. Bu da hırka. Hırka. Başka? Bak. Ha. Evet giri, şimdi bütün giri, gün giri. Orayı boşaltacak. Bunlar benim kıyafetlerim. Neyse. Biraz soluklanalım da kalkalım işimize bakalım. Yoksa ki uyurum valla. Bana bak. Merhaba. Merhaba. Nedir o suratın hali? Anneciğim dedi ben dedi sıkıldım dedi telefonu al oraya bıraktı. Ben dedi gideyim dedi benim ödevim var. Senin ödevin suratında mı Yaren? Ha, telefonumu getirsene. Getir telefonumu. Kapattı. Tamam getir telefonumu. Kapatayım mı? Tamam getir telefonu. O ne okuyor? Tamam o şimdi ezan okunacak onu şey yapıyor. Tamam. Evet. Tamam bitti. Onda mı? Şimdi Yaren senin ödevin suratında mı kızım? Bu nedir ya? Evet baba. Ya nasıl geçireceğiz? Geçenlerde zar zor geçirdim zaten o suratı ben. Biliyor musunuz ben hala yatıyorum. Bakın saat 1'e 5 var. Ezan da okunuyor. Çorapları çıkardı oraya attı. Okundu. Bunları da yerleştirmedim. Evi süpürmedim. Böyle bir yattım mı tam yatıyorum ya. Şimdi şunları alayım. Kapının oraya asayım kurusunlar. İçerisi sıcak çünkü. İzzallah. Ha kızım? Tamam. Severim de ama sen de hepsini açıp dökme tamam mı? Kızarım yoksa sana. Ben yemeyeceğim bir tanem. Sonra çayla içeriz tamam? Hadi git oyna sen biraz hadi. Neyse ev güzelce iyice bir ısınsın. Ondan sonra banyoya sokacağım. Hadi gel gel gel. Hadi gel gel gel. Hadi koş koş. Size şimdi en güzel anı göstereyim mi? Bak. En güzel anımız da bu. Çok seviyorum. Şimdi tavanın içinde sıyıracağım. Saat bayağı bir geç oldu. Ben çorbamı hallettim. Evi toparladım. Çamaşır bir makine yıkandı. Şimdi beyazları atacağım. Yaren'i yıkadım. Bayağı bayağı bir iş hallettim. Şöyle nanesini bugün çok mu koyduk ya? Çok koyduk ya öyle bak. Neyse. Şöyle bir şey yapayım. Yarine tavuk çorbası koydum. Burada et çıkardım. Şimdi diyeceksiniz ki sende nasıl mide var? Bu Yaren için. Tabii ben de içerim ama kendimde etçiyim ben biliyorsunuz. Et çıkardım. Şimdi bunu böyle et harcım var. Onu marine edeceğim. Buzluğu daha yeni çözüldü. Ve bir saat, bir buçuk saat sonra onu kızartırım. Şimdilik şey bu sefer çorbayı ince şehriyeli yaptım. Bu biraz kaynasın. Ondan sonra tuzunu, baharat koymayacağım zaten. Burada ete gelelim tekrardan. Dediğim gibi bu Yaren'in, bu benim tavuk diyeceksiniz ama ben bunu seviyorum maalesef. Burada bunları şimdi makineye atacağım. Çay demledim. Yağmurlu havalarda olmazsa olmazım. Dün de hurma almıştım ya. Onunla bir güzel şimdi çayımı da içerim. Saatimiz 3 oldu.
Yarenciğimiz bici bici yaptı. Teyzoşları bunu astım. Diğerlerini hemen klimanın altına kurudu ama bu daha nemli. Ne yaptın şey? Benim kızım bici bici yaptı. Yüzüne bakalım. Her yerdeki geçirdim ama şu burnundaki kalem izini geçiremedim. Değil mi? Çoraplarını tekrar çıkardı ama annesi terliğini verdi. Terliğini de çıkarmış. Değil mi kızım? Burada da ben yarın şey yaptım. Kendine getirdim ama kendim bir türlü gelemedim. Kirazlı pijamamı giydim. Ve saçlarımı şimdi kurulayacağım. Yemeğimiz hazır. Evimiz toplu. Çayımız demli. Her şeyimiz çok şükür oldu. Havamız yağmurlu. Tam böyle kahve içecek, çay içecek hava. Bir onu da yapacağım şimdi. Bakın biraz daha açıldı gibi ama gerçi hiç de açılma gibi bir şeyi yok. Gideyim çamaşırlarımı da asayım. Renklileri yıkadım. Ondan sonra beyazlarımız var. Beyazlarımızı da attık mı bugün bitiyor. Yılbaşı geliyor. Ay bu süsümü. Geçen sene Ayzbir'den almıştım ama bayağı bir tozlanmış. Bakın şöyle şuralarda da şeyleri vardı ama Yaren kopardı. Şurada şöyle şey yaptığım zaman tank 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 yapıyordu. 10 liraya mı almıştım? 15 liraya mı almıştım ama çok da severek kullanıyorum şöyle kapımda. Bir senedir asılı duruyor. Neyse içeri geçelim çünkü üşüdüm. Kafam ıslak. Çorbamız bir 2 dakika kaynasın. Ondan sonra cığıma Yaren'imin karnını doyurayım. Sıcak sıcak içsin. Zaten bugün geç uyandığı için uyumaz. Burada da bunu açtı biraz yedi. Bunu açtı biraz yedi. Ben de buraya koydum ki daha sonra canı istediği zaman tekrar şey yaparım. Her neyse şimdi bir tane de çayımızı da dolduralım. Ondan sonra Yaren'in saçlarını kurumasını bekliyorum. Sonra öreceğim. Şimdi bunun yanına güzel bir hurma falan çıkarayım da bir keyif yapayım. Ben geldim. Çayımı aldım. Reçelimi içine koydum. İşlerim zaten söylemiştim bitti. Yaren kendisi yemek istediği için tabakla yani kaseyle çorbasını verdim. Yiyor. Ben içmek istemedim çünkü annemin orada gayet güzel, sağlam bir şekilde kahvaltımı yapmıştım. Kızartma yapmıştı, patates kızartmıştı, kabak, biber, patlıcan. Annem öyle karışık kızartmaları sık sık yapıyor. Ve güzel bir şekilde karnımı doyurdum. O yüzden şu an hiçbir şey istemiyorum. Sadece çayımı içeceğim. Biraz oturacağım. Ondan sonra gideceğim etimi soslayacağım. Onu dediğim gibi daha sonra yaparım. Yani akşama doğru. Acıkırsam çorba içerim. Çamaşırları astım, diğerlerini attım, yıkanıyorlar. Büyümüş de kendi yemek yiyor. Saçları kurusun, öreceğim. Öyle yani ya. Bugün sokağa çıkma yasağı var. İşte karantina. Günlerimiz böyle geçiyor. Zaten gerçi sokağa çıkma yasağı olmasa bile böyle geçiyor da genelde. Anca çıksam markete gidiyorum o kadar. Bugün de marketler 5'e kadar açık. Ondan sonra kapanıyor. Şahin babam çalışıyor. Biz evdeyiz her zamanki gibi. Dediğim gibi sadece işte markete çıkıyorum. O da dün çıktım zaten ihtiyaçlarımı almıştım. Bugün çıkmayacağım. Bir şey olursa da Şahin'e söylerim. O getirir. Öyle yani canikolar. Geçeyim şimdi saçımı toplayayım. Düzleştiririm belki çünkü daha ıslak. Siz neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor? Ben de oturayım şimdi biraz Nigar kuzumu izleyeyim. Bakayım Emine atmış mı? Kimler neler atmış? Onlara biraz bakayım. Çünkü can sıkıntısından başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Yemek yapıyorsun, evi topluyorsun, arkadaşlarını izliyorsun, YouTube'da geziniyorsun, Instagram'da geziniyorsun. Çocuğun varsa çocuğunla ilgileniyorsun, yoksa uzanıyorsun sürekli. Böyle. Saçlarımı düzleştirdim şöyle. Ama bir insan saç düzleştirirken yorulur mu? Ben yoruldum. Şimdi size bir şey göstereceğim. Dün Allah kırılıyordu. Şimdi dün bunu almıştım ya ve az önce kullandım. Şöyle
bu yüz yıkama köpüğüyle gayet güzel, çok memnun kaldım. Güzeldi yani. Şöyle yükseltiyorsunuz, azaltıyorsunuz. Titreşimli. Çık da yık hadi. Gayet güzel, hoşuma gitti yani. Bunu buraya koyalım. Bir de saçımı düzleştirirken işte banyodan sonra Yaren'e de bunu kullanıyorum. Kendimiz de bunu kullanıyoruz. Evde en sık kullanan şeylerden. Şu çok güzel, hoşuma gitti dediğim gibi. Neyse, banyoda ses var. Çıkalım. Hadi elini yıka bakayım, bunu buraya koyalım. Hadi bakalım. Elini yıka. Ondan sonra senin saçını tarayacağız, tamam mı? Hadi. Çamaşırlarım yıkanıyor. Buradaysa etimi sosladı. Ne koydum? Etin baharatı vardı, onu koydum. Sonra sarımsak tozu, yağ, tuz, karabiber, bunları böyle birbirine harmanladım ve şöyle kapattım. Beklesin burada. Burada zaten çorbamı görmüştünüz. Yaren gayet güzel bir kase dolu içti. Karnını doyurdu. Ben daha içmedim. Acıkmadım nedense. Bir fincan çay içtim. Bu da ikinci. Bakın çikolatasını yedim, hediye koydum. Ah Yaren, ah. Geldi. Dörde çeyrek var. Şimdi açacağım. Gopim oluyor. Anneciğim hadi. Ne yapıyorsun? Bak. Kız biz senin saçını daha yeni yıkamadık mı? Hadi gel, hadi gel. Saçlarını toplayacağım. Hadi. Makine çalışıyor. Bak teyzoşlar beni duymuyor. Hadi. Öyle işte teyzoşları. Öyle teyzoşlara ne yapayım? Saçımı kurutmamı istiyor. Bır bır yapar mısın? Hadi banyo. Elbiseye bak. Hadi git, hadi git. Kurulayacağım şimdi. Hadi koş. Elbiseni çıkaralım hadi. Bir insan saçını düzleştirirse bile ne kadar yüzü değişiyor değil mi? Evet, değişiyor. Bir de boyamayı da yapabilsek ama kuaförler kapalı. Hafta sonları da yasak oluyor. Ne yapsam ki, eve mi çağırsam acaba, zaten tanıdık. Evde de nasıl boyayacaksa. Bakın şöyle, ha? Yara bant takalım. Tabii sen ıslat, yara bant takalım. Hadi banyonun ışığını kapat bakayım. Yağmur hala devam ediyor. Ki büyük ihtimalle devam edecek. Saçlarımla oynadığım zaman Hülya abla aklıma geliyor. Hülya ablacığım, alışkanlık yapmışım. Ne yapayım gülüm ya. Sürekli böyle oynarken diyorduk, Feride Allah aşkına şu saçınla oynama. Ne yapayım Hülya abla, alışkanlık olmuş. Neyse, gideyim şu kızın üstünü değiştireyim. Efendim Yaren, efendim kızım. Yahu sen niye beni strese sokuyorsun? Hah, bu arada buradan şöyle dikenli vardı ya, onu kaldırdım, bunu getirdim. Yazık galiba. Üşüdü bu dışarıda teyzoşları. Hadi gel elbiseni değiştirelim, hadi gel. Fön eskiden nefret ediyordu. Açtığım zaman bile ağlıyordu. Şimdi kendi saçını da kurutayım mı? Tamam. Kendi saçını da kurutmak istiyor. Çocuk büyüyor. Ergen yaşına giriyor. Ben şimdi ne yapayım? Bir de düşünün Yaren'in 16 yaşını. Ben düşünemiyorum. Tamam, o sıcak, bak sıcak. Ben daha yeni düzleştirdim. Elin yanar şimdi. Neyse. Tamam, onu yapacağım ama diğerine dokunma, tamam mı? Küçülmüş, büyümüş, küçülmüş. Öyle mi diyorlar, evet. Ne getirdin sen bana? Ben sana yemek getirdim. Ay çok teşekkür ederim. Çok acıkmıştım ya. Kendin mi yaptın? Evet. Ay bu nedir peki? Kalbi yoruyor. Tamam şu sosisi yiyeyim. Evet. Saçlarını ördük teyzeleri ama elbisesini çıkardık. Kurusun, tekrar giydireceğiz. Değil mi Yaren? Hadi anne doydum. Git bir de çay getir bana. Teyzoşlar da gelsin mi? Mutfağını çok beğenmişler. Tamam, ne yapacaksın onlara? Mantı istiyorlar senden. Mantı yapacaksın mı teyzeler? Mantı istiyor, yapacaksın mı? Oraya gene ne döktün yere? Yok mu? Mantı yapıyorum. Tamam hadi yap, tamam mı? Hazır olduğunda çağır bizi, olur mu? Tamam. Hadi bay bay yap şimdi. Bay bay. Buraya bak. Teyzoşlar küser yoksa. Mahdet. Görüşürüz. Ay, gidiyor geliyor ki anne sana bir şeyler hazırladım. Anne sana bir şeyler yaptı. Ben de Gopi'mi izliyorum. Hava gitgide iyice karardı. Şurayı da kapatayım da biraz karanlıkta oturalım. Şöyle. Şurada uzanalım. Ne getiriyorsun yine? Ama görünmüyor anne. Ne görünmüyor kızım? Oğlum
Şunlar görünmüyor. Teyzeler seni zaten görüyorlar bir tanem. Allah'ım ya. Göremiyorlar. Göremiyormuşlar ya. Tamam, şimdi görüyorlar mı? Evet. Tamam. Tamam. Ne getirdin? Sana. Ne getirdin? Ne getirdin? Ay dur bir kola içeyim. Kola içeyim dur. Dur. Kola. Ben de kendim yemek yiyeceğim. Evet hadi sen de otur ye. Teyzeler de birazdan gelirmiş, tamam mı? Evimiz kapalı. Nasıl gelecekler? Ama kilitli de baba. Tamam onlar gelir zire basar ben açarım, tamam mı? Kilitli de baba. Hayır ben açtım. Kilitli de baba. Tamam hadi bay bay teyzoşlara. Bak kilitli de. Tamam. Açılmıyor. Açılıyor anneciğim, açılıyor. Ben kilitledim oraya. Tamam. Hadi bakalım. Ben kilitliyorum orayı. Tamam. Allah'ım vermiyor ki şu diziyi bir izleyeyim ya. Ama sende ne izletir bir? Hayır kızım, açık açık kapı. Hayır açık değil. Bak git dene, aç bak nasıl açıkmış. Git dene bakayım. Dene mi? Baba kilitledi. Dene bak, açmış baba. Biz nenenin yanına gittik ya. Nasıl ki baba kilitlemiş? Mama, babanın yanına nasıl gittik? Kilitledi ama. Yok kızım. Saatimizi 7 yaptık. Yemeğimi yedim, ortalığı topladım. Ocağımı falan sildim. Yaren'in karnını doyurdum. Bir saat sonra Yaren kuşu uyutacağım. Efendim teyzolar. Evet hava karardı. Bir saat sonra dediğim gibi Yaren'i yatıracağım. Kendim de editimi yaparım. Bütün gün zaten biliyorsunuz yağmur yağdı. Tamam bir tanem oyna, daha bir saatim var. Hala yağmağa da devam ediyor. Uyuma bir tanem. Sen oyun oyna, tamam mı bir tanem? Benden de bugünlük bu kadar olsun. Umarım hoşunuza giderek izlersiniz. Beğendiğiniz bir video olur. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenip yorum bırakmayı da unutmayın. Öyle mi? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.